sanayileşmenin kırılma noktasının taşınmazların devletin güvencesiyle kayıt altına alınmasıyla başladığı tespit edilmiştir. Yani ne zaman ki taşınmaz mallar devlet güvencesiyle kayıt altına alınmış, o ülke kalkınmaya başlanmış ve gelişmiş ülkelerin hepsinin tarihinde de bu vaka yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir. Tarihimize baktığımızda ise taşınmazların kayıt altına alınması Osmanlı'nın ilk kuruluş yıllarına dayandığını görmek lazım. Malumunuz Osmanlı'da devletin kuru mülkiyeti, toprağın kuru mülkiyeti devletin hükümranlığında, ancak bunun kullanım hakkı ise değişik isimler altında vatandaşa tahsis edilmekteydi. Kimisinde asker besleniyor, kimisinde ise vergi ödeniyordu. Tabi bu kayıtlar mülkiyet esaslı kayıtlar değil, vergi esaslı kayıtlardı ama mülkiyet esaslı kayıtların da temeli kabul edilmektedir. Bu sistem 1847 yılına kadar devam etmiş. Malumunuz Türkiye'de Osmanlı tarihinde 1847'de ilk defa özel mülkiyete geçiş başlamıştır ve Osmanlı'daki vergi esaslı çalışmalarda özel mülkiyete geçiş tarihine kadar devam etmiştir. Bu sistemde taşınmaz malların defterhane-i amire kalemi kaydedilir ve sahiplerine tapu senedi verilirdi. Yani 1847'de özel mülkiyete geçişi sağlanınca böyle bir defterhane kuruluyor ve burada özel mülkiyetle ilgili insanlara tapu senedi verilmeye başlanmış ve bu da bizim Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kuruluş yılı olarak kabul edilmiştir. Sevgili hemşehrileri, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben tapu ve kadastroyla en son kıtada da Mahmut Esad Efendi'yi anarak şiirimi arz etmek istiyorum. Tapucu ve kadastrocularız biz. Ülkenin tapusu bize emanettir. Tapucu ve kadastrocularız biz. Tüm gayemiz adilane hizmettir. Tapucu ve kadastrocularız biz. Göklere bayrak asıldı 171. yılda. Sazların sesi kesildi 171. yılda.